Bir lütuf sizin, bize hediyeniz bu. Kabe-i Muazzama'yı buradan seyretmek. Seyrederken tabii konuşmak çok zor. Yani orada olmak. Büyük bir lütuf. Cenab-ı Allah'ın büyük bir ikramı. Uzun bir süredir uzak kaldık. Maalesef gelemiyoruz. İnşallah dua edin. Rabbim bize oranın kapısını açmayı nasip eder. Mekke'de olmak, yani Ümmül Kura'da, yani şehirlerin anasında olmak Cenab-ı Allah'ın büyük bir lütfudur. Rabbimin büyük bir ikramıdır. Ve inanıyorum sizler oranın kıymetini bilen insanlarsınız. Ama bizi de bir şekilde bu sohbet ortamında bizi de bir şekilde buraya almış olmanız, Kabe-i Muazzama'yı gözümüzün önüne getirmiş olmanız çok büyük bir lütuf. Cenab-ı Allah sizden razı olsun. Rabbim nimetini daim eylesin. Allahu Teala oranın kıymetini bilmeyi size de bize de hepimize Rabbim nasip etsin inşallah. Ramazan geliyor, Ramazan yaklaşıyor. Ramazan rahmettir, Ramazan berekettir. Ramazan Kerim'dir. Biliyorsunuz Mekke'de, Medine'de, Hicaz bölgesinde en çok Ramazan'la ilgili kullanılan slogan, kullanılan cümle odur. Ramazan Kerim. Kerim demek cömertlik demektir. Kerim demek vermek demektir. Kerim demek nimetlerini paylaşmak demektir. Ramazan bu anlamda bütün Müslümanlar için, gerek o kutsal topraklarda olsun, gerek dışarıda, buralarda olsun, hepimiz için kardeşlerimizi düşünmemiz, kardeşlerimizle paylaşmamız, fakir ve muhtaç olanlara her türlü iyilik ve yardım ulaşmamız açısından Cenab-ı Allah'ın cömert olmamızı istediği bir ay. En kısa şekilde öyle özetleyeyim. Ramazan'da buna dikkat edeceğiz. Ben geçen sene de söyledim. Herkesin yapabileceği bir yardım, herkesin yapabileceği bir iyilik var. Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, Ya eyyühellezine amenu, ittaku ve lev bi şıkkı temretin buyuruyor. Ey iman edenler, yarım hurma ile bile olsa ateşten sakınınız diyor. Yarım hurmayı vermek suretiyle bile olsa Cenab-ı Allah'tan ateşten sizi kurtarması için o vesileye başvurun. O yarım hurmayla bile olsa iyilik yapın. Hadisin geldiği manalardan birisi budur. Yani azdan az, çoktan çok tabiri caiz ise fakir olabilir. Kardeşlerimizin imkanları kısıtlı olabilir. Ama imkanı en kısıtlı olan kardeşimiz bile vermenin Allah katında ne kadar büyük bir şey olduğunu tatsınlar diye. Bir dilim ekmek, bir lokma ekmek veya bir yarım ekmek bile olsa fakirlere, muhtaçlara paylaşmayı bilsinler, bunu yapsınlar. Şimdi yaklaşık 8-10 yıldan beridir, 10-15 yıldan beridir biliyorsunuz bütün ümmet bir zaafın içerisinde. Ben sizinle bir hatıramı paylaşacağım. İlk hacca geldiğim seneki bir hatıramı paylaşacağım. Daha önce sohbetlerinde bahsettim mi bilmiyorum ama büyük bir ibret. Ne zaman biliyor musunuz? Yıl 1991. Yani yaklaşık 20 yıl önce ilk hacım. İlk hacımıza geldiğimde rahmetli babamla, annemle falan beraber hacı yapmıştık. Abim vardı. Ailece öyle bu şekilde gelmiştik. Çok güzel günlerimiz geçti. Tabii babam gibi bir zatın, bir alimin gölgesinin altında olmak, o mübarek topraklarda orada olmak ayrı bir şey. Henüz Medine-i Münevvere'ye gitmemiştik. Ala sakin hafdalu salatu ve tahiyyatü selam. Benim abim, tabii geceleri gidiyorduk. Sizin de şu anda da hayatınız öyle. Mekke'de hayat öyledir. Yani ikindi namazı vakti Kabe'ye giderdik. Sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğup işrak namazını veya duha namazını kıldıktan sonra döner işte öğleye kadar falan uyurduk, istirahat ederdik. Yine öyle gecemizi Kabe'de geçirdiğimiz bir geceydi. Döndük, geldik, işte sabah bir kahvaltı sabahında 5'i 6'sı artık kaçta bilmiyorum. Tam istirahate çekeceğiz. Benim abim dedi ki benim bir işim var dedi. O işimle ilgili bir istihare yapar mısın dedi. Ben de dedim ki abi dedim yani istiharenin vakti değil. İstihare normalde yatsı namazından sonra yatmadan önce kılınır, duası yapılır ve yatılır. İstihare öyle bir şey. Tabii istihare ile ilgili de biraz bilgi vereceğim size. Önce bunu bir anlatayım bu hatıramı. Belki bu gece hatta hayırlı bir iş olur bunu anlatma. Bunu istihare ile ilgili kardeşlerimizi bilgilendirmemiz. Sen dedi o niyetle yat dedi abim. Tabii tam usulü yerine gelmiyor ama o niyetle yat filan dedi. Uyuduk. Ben bir rüya gördüm. Rüyamda tabii daha Medine'ye gitmemişim. Yani Ravza-i Mutahhara, Hücre-i Saadet, efendime söyleyeyim, ziyaret yeri, efendime söyleyeyim, Bab-ül Selam, Bab-ül Baki, Bab-ül Cübbi, buraları falan görmemişim. Rüyamda
Kapının önündeyim. Mescidin içerisine bir kapı. Böyle bekliyorum, kapı açılıyor ve içeri giriyorum. Boş bir oda. Ama karşımda üç kişi var, ayakta duruyor. Ortadakinin üzerinde yeşil bir kefen var. Yeşil bir kefene sarılı. Sağındaki ve solundakiler de beyaz bir kefene sarılılar. Ben anlıyorum ki ortadaki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ama ayakta duruyorlar böyle. Sağındaki Hazreti Ebu Bekir Sıddık, solundaki de Hazreti Ömer radıyallahu teala. Yani rüyada öyle düşünüyorum. Diyorum ki bunlar onlar diyorum. Ben onların huzuruna geldim. Tabi yüzleri örtülü. Veya hafif böyle rükuğa yakın bir şekilde başları önlerinde eğik. Böyle bekliyorum, böyle seyrediyorum. Ortadaki, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, yavaşça böyle mübarek yüzünü kaldırdı böyle. Başını kaldırdı. O kefenin yüz kısmı da açıkmış. Ben heyecanlanıyorum tabii. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek simasını göreceğim diye. Böyle heyecanlanıyorum, mübarek başını kaldırıyor. Bakıyorum ki yüz kısmı bir iskelet. Yani bir yüz iskeleti var. Subhanallah. Evet. Ben kendi kendime rüyada da diyorum ki, yahu diyorum, peygamberlerin cesetleri çürümez. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Allah peygamberlerin etlerini yemeyi toprağa yere yasaklamıştır buyuruyor. Peygamberlerin cesetleri, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın cesedinin de çürümeyeceğini biliyorum. Kendi kendime rüyada diyorum ki Subhanallah diyorum, ben niye böyle görüyorum diyorum. Sonra uyandım. İşte öğleye yakındı filan. Hatta abim dedi, bir şey gördün mü dedim. Vallahi bir şey gördüm ama hayır mı şer mi bilmiyorum dedim. Babama anlatmam lazım dedim. Bir süre sonra işte öğle namazı için babamın bulunduğu odaya girdik. O da abdestini almış, bizi bekliyordu. Namazdan sonra anlattım. Dedim ki baba, ben böyle böyle bir rüya gördüm dedim. İşte biraz kalbimden istihare niyetini geçirerek yatmıştım dedim. Babam dedi ki, hangi niyetle yatmışsanız hayırdır inşallah dedi. O niyetiniz hayırdır dedi. Ben dedim ki baba, Peygamber Efendimiz'i niye böyle gördüm dedim aleyhissalatü vesselam. Babam döndü dedi ki, İslam ümmetinin bugünkü haline işarettir dedi. Efendimiz'in görünme şekli aleyhissalatü vesselam. Anladınız herhalde. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Medine'ye girdiği zaman okunan bir şiir vardır. Hepiniz bilirsiniz. Tala'l-Bedru aleyna diye başlayan meşhur sahabenin yazdığı, okuduğu, karşılarken terennüm ettikleri bir kaside. Orada bir cümle vardır. Çoğu kardeşlerimiz şiirin o kısmına kadar dinlemezler, bilmezler. Suretul lil kainat diyor Efendimiz için aleyhissalatü vesselam. Kainatın aynasıdır diyor Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam. Yani orada kasıt şudur. Hazreti Resulullah aleyhissalatü vesselam ümmetin aynasıdır. Ümmetin hali Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek simasında o şekilde tebarüz edilmiş. Yani ümmet zaaf içerisinde. Ümmet zulüm altında inliyor. Ümmet paramparça olmuş. Ümmette kardeşlik duygusu kalmamış. Ümmette bir diğerinin derdiyle dertlenmek gibi bir fazilet kaybolmuş gitmiş. Herkes eyyamcılıkla, herkes gününü doldurmayla, herkes kendi halini kurtarmayla meşgul. Ta 20 yıl önce İslam ümmetinin hali buydu. Bizi paramparça etmişler, sonra bizi, hepimizi bencilleştirmişler, hepimizi cahil bırakmışlar. Kimse kimsenin derdiyle ilgilenmez, kimse kimsenin derdini kendine dert etmez bir hale gelmiş. Böyle yabancı, ayrık otlarının içerisinde kaybolup gitmiş. Ne batılılaşabilmiş, ne doğulu olabilmiş, ne kendine ait olabilmiş, ne özendiği toplumlara benzeyebilmiş. Hermafrodit dediğimiz ne öyle ne böyle olamamış insan tiplerinden oluşmuş bir ümmet. Halbuki bizim geçmişimiz bu değil. Bizim geçmişimiz bir vücut gibidir. Ümmet, bizim geçmişimizdeki anlayış buydu. Neresi ağrırsa bütün ümmetin sızısı oradadır. Ama öyle değil. Öyle olmadı. Yani hepimiz, şimdi biz Türkiye'de rahatız. Yataklarımız yumuşak, odalarımız sıcak. Efendime söyleyeyim, belki birkaç çeşit yemek geliyor soframıza, oturup yiyoruz. Efendime söyleyeyim, keyfimiz, rahatımız, konforumuz, her şeyimiz yerinde. Suriye'de bir Müslümanı alıyor karşısına. Karısına tecavüz ediyor, affınıza sığınıyorum. Gözünün önünde kızına tecavüz ediyor. Ondan sonra çocuğunu öldürüyor. Yani Irak'ta bunu yapıyor. Bunu binlerce kişiye yaptırıyor. Ebu Gureyb hapishanesinde
Amerikalı o aciz, o vahşi askerlerin Müslümanlara, bizim kardeşlerimize, kardeşlerimiz diyorum bakın, kardeş derken kendi öz kardeşlerimi hissederek kardeşlerimiz diyorum. Yıllarca bu zulüm yapıldı. Bosna'da yapıldı, Çeçenistan'da yapıldı, Afganistan'da yapıldı, Suriye'de yapıldı, Irak'ta yapıldı. Hiç kimse kimsenin yardımına koşmadı. Bizler de dahil, önce kendimiz, önce kendimiz. Böyle kimse kimsenin derdiyle ilgilenmedi. Kimse kimsenin derdini kendine dert edinmedi. Hiçbir binanın tuğlaları gibi olamadık. Herkes aman bana dokunmasın, aman benim başıma gelmesin, aman benim rahatım bozulmasın diye düşündü. Paramparça olmuş bu halde maalesef gücümüzü kaybettik. Daf, daf her tarafımıza yayıldı. Böylece bizden hocam çok nasıl daha, düzeltebiliriz bizden kendimizi? Çok daha, bizden çok daha güçsüz ve zayıf olan, bizden çok daha korkak olan insanlar, ümmetler, topluluklar bizim başımıza hükümran oldular. Topraklarımızı ele geçirdiler. İdarecilerimizi onlar tayin ettiler. Yani öyle oyunlarda bütün tezgahların gerek Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra olsun, gerek İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra olsun, en büyük hile, en büyük tuzak ve en büyük oyunlar İslam ümmeti için örüldü. Yani ümmet birbirine düşsün, parçalansın, kimse kimseye yardıma koşmasın, kimse kimsenin derdiyle dertlenmesin diye bizi bencilleştirerek, ahlakımızı bozarak, bizi menfaatperest bir hale getirerek, bizi dünyaya ve paraya kul hale getirerek, verdikleri eğitimle, bize dizayn ettikleri, bize sundukları hayat tarzıyla bizi dünyanın, paranın, makamın, mevkinin kulu ve kölesi yaptılar. İnanın hepimiz öyleyiz. Şöyle veya böyle. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalplerinize vehn salınacak diyor. Vehn. Vehn nedir ya Resulallah dediklerinde hadisin başını anlatmıyorum. Çoğu kardeşlerimiz bilir. Efendimiz dönüyor Aleyhisselatü Vesselam. Dünyayı seveceksiniz. Dünyayı seveceksiniz. Dünyayı seveceksiniz diyor. İnanın İslam'a bakış, Kur'an'ı yorumlamak, hadisleri irdelemek filan böyle böyle yapmacık suni bir kısım problemlerle bizim karşımıza çıkıyor. Bizim entelektüel İslam aydınları, İslam düşünürleri dediğimiz kişiler. Kur'an önce tasavvufu, mezhepleri, alimleri, sonra sünneti, ondan sonra da bugün işte görüyoruz örnekleri. Bilhassa bizim bu maalesef bu zavallı, garip, bu sahipsiz Anadolu topraklarında güya ilahiyatta profesör adam Kur'an'ı yargılıyor. Adam Allah'ı sorgulamaya başlıyor. İşte son günlerde daha da bir ortaya çıktı. Biri deistim diyor. Biri diyor ki ben artık Tanrı'yı soruyorum. Tanrı kimdir? Tanrı nasıl bir şeydir filan diye yıllarca İslami sohbetler yapmış filan yapmış olan insanlar niye biliyor musunuz? Yeni tanıştıkları hayat tarzı, yeni tanıştıkları para, yeni karşılaştıkları makam ve mevki inançlarıyla o güzel sosyal menfaatler arasında tercihe zorluyor ve onlar tercihlerini yanlış yapıyorlar. Ahlaken, manen çok büyük bir kayıp, çok büyük bir dejenerasyon içerisindeyiz. Hepimiz böyleyiz. Sadece Türkiye değil. Dünyanın diğer ülkelerindeki Müslümanlar da böyle. Yani bunu yenemediğimiz sürece, kendi ahlak ve karakterlerimizi düzeltme gayretine girmediğimiz sürece, dünyayı kalbimizden çıkarıp atmadığımız müddetçe, Allah'tan hakkıyla korkmadığımız müddetçe bu ümmetin ne ayağa kalkması ne dirilmesi mümkün değildir. İnanın bana göre, yani tabii düşmanlarımız oyunlar kuruyor, tezgahlar yapıyorlar, hileler yapıyorlar, işte bir sürü planlar yapıyorlar filan. Herkes görevini yapar. Düşmanın görevi odur. Düşman düşmanlığını yapacak. Sen sana düşeni yapabiliyor musun? Sen kendine benzeyebiliyor musun? Biz olmamız gereken şekil üzere miyiz, hal üzere miyiz? Yani tercihlerimizde, bakın tercihlerimizde çok büyük hatalar yapıyoruz. Ben demin çok basit bir örnek vereceğim. Çok basit bir örnek. İslam'ı anlamadan ne kadar uzak ve eksik olduğumuzun çok basit bir örneği. Şimdi güya biz size sohbet ediyoruz. Bizi tanıyan insanlar var filan. Hocam şöyle bir istiharem vardı. Bir rüya gördüm. Bu rüyamın manası ne filan. Anlatıyor bir şeyler. Rüyalar görmüş. Ya istihare Allah'a danışmak demektir. İstihare bakın Allah'ın katındaki ilme danışmak demektir. Ben bugüne kadar yani böyle bir abimin böyle bir meselesi vardı. Onun dışında bugüne kadar hiç istihare yapmadım. Kendimi layık görmediğim için yapmadım istihare. İstihare çok büyük bir olay.
Allahümme inni estağfiruke bi ilmike diyoruz. Değil mi duasını yaparken? Ve estağfiruke bi kudretike azim diyoruz. Senin yüce kudretine sığınıyoruz diyoruz. Şimdi bir kardeşimiz arıyor. Bir bayan kardeşimiz. Efendim hocam ben bir istihare vardı. Yapmıştım şunu gördüm filan. Benim babam rahmetullahi aleyh çok iyi bir alimdi. Büyük bir alimdi. Babam birisi ona soru sorduğu zaman ne sorduğuna bakmazdı biliyor musunuz? Önce niye sorduğuna bakardı. Bu bunu niye soruyor? Bu benden aldığı cevapla ne yapacak? Bakın bu çok önemli. Bu benden aldığı cevabı ne işte kullanacak, nerede kullanacak diye düşünürdü babam. Şimdi istihare yaptım şu filan. Ben dedim ki kardeşim hayırdır? Ne konu ne? İstiharenin konusu ne? Efendim evlilik hayırlı mıdır değil midir? Karar vereceğim de. Dedim ki evlenmeyi düşündüğün genç beyefendi 5 vakit namazını kılıyor mu dedim. Hayır hocam kılmıyor. Peki sen evlenmeyi düşündüğün genç haram helal hususunda gerekli bilgilere sahip mi? Hayır. Namaz kılmıyor. Helali haramı bilmiyor. Faizle de iştihal ediyor. Bu genç de evlenmek için istihare yapıyor. Bu neye benzer biliyor musun? Ben bugün kumar oynayayım mı oynamayayım mı diye istihare yapmaya benzer. Bugün hangi içkiyi içeyim, şarap mı içeyim, vodka mı içeyim diye istihare yapmaya benzer. Zahiren İslam'ın bütün hükümleri farzlar, haramlar, mekruhlar ve helaller sınırlarına uyulduktan sonra bakın ondan sonra ancak İstihareyi yaparsın. Zahiri şarttan hepsi uygundur. Senin mesela evlenmekten örnek verdik mesela. Evleneceğin kişi İslami bir hayat yaşıyordur. 5 vakit namazını kılıyordur. İslami yönden ahlakı düzgündür. Efendim söyleyeyim helal ve harama riayet eden birisidir. Bütün bunların hepsinden sınıfı geçer. Geçtikten sonra Allah'a danışabilirsin. Allah'ım bu namaz kılmıyor. Ben bununla evlenebilir miyim? Bu benim için hayırlı mıdır? Neye benzer? Kumar oynayacaksın da ben nereye paramı yatırayım, hangi oyuna oynayayım diye istihare yapmaya benzer. Ben bu tür istiharelerin hiçbirisine ne kıymet veriyorum ne de cevap veriyorum. Çünkü önce zahiren şeriatın, İslam'ın hududunu koruyun. Önce zahiri kurallara uyun, ondan sonra istihareye başvurun. İstihareyi de mümkünse salahatine, takvasına güvendiğiniz birine yaptırınız. Bu en basiti bu bakın. Çünkü evliliklerin bugün ne hale geldiğini, bugün ne kadar sürdüğünü, nasıl sonuçlandığını hepimiz görüyoruz. Yani insanlar yanlış yaptıkları tercihlerle bir kere yanlış yapılmış bir evlilik kararı o kişinin uzun yıllar kendini toparlayamayacağı bir cendereye düşmesine sebep oluyor maalesef. Evlenirken kararımızı doğru yapmıyoruz. İş seçerken, ticaret hayatına atılırken helal mi, haram mı veyahut nasıl bir kuralla, nasıl bir ölçüyle davranmalıyım filan. Bunların hiçbirisine riayet etmiyoruz. Şeriatın zahiri olan, zahiren uymamız gereken kurallarının hiçbirisini göz önüne almıyoruz. İstihare yapıyoruz veya hacet namazı kılıyoruz veya şunu yapıyoruz. Bunlar çok yüce şeylerdir, bunlar kutsal şeylerdir ama kuralına uymadığınız zaman bunların bir faydası olmaz size. Biz aramızdaki bütün farklılıkları, ayrılıkları bir kenara itmek zorundayız. Şimdi burada bir sürü kardeşimiz var. Bak şu anda dinleyen, ben Face'lere paylaşıyorum aynı sohbeti. Şimdi ben la ilahe illallah desem, hepinizin kalbinden Muhammedur Resulullah geçer. Değil mi? Bu bizim en büyük ortak ölçümüzdür. Ama öyle olmuşuz ki birimiz bir diğerimizi kabul etmeyecek noktaya gelmişiz. Bazı yanlışlıkları eleştirdiğimiz, bazı usulü adaba uygun olmayan şeylerden bahsettiğimiz sohbetlerimize bazı kardeşlerimiz o kadar ağır tepki gösteriyorlar ki. Yani ben geçen bir sohbet yaptım. Tasavvufla ilgili tercihlerimizde bir nelere dikkat etmemiz gerekir? Kimlerden uzak durmamız gerekir? Tasavvuf Allah'ın yoludur. Seni Allah'a götürecek bir insanla beraber yola çıkman demektir. Bu yolculuğun başında, öncesinde mutlaka bir şeyler bilmen gerekir. Bir şeylere dikkat etmen gerekir. Bunları anlattım. Bazı ölçüler verdim. Yani ve hepsi yani genel ölçüler. Basit şey, hiç kimseyi kastetmedim. Hiçbir şeyhi, hiçbir dergah, hiçbir tarikatı kastetmedim. Sadece bunlara dikkat edin. Ben bir gün bir Ürdünlü bir Hristiyan doktorla tanıştım. Böyle bir seminerde filan Arap ama Hristiyan,
Ben adam benden daha olgunçtu dedim. Sen dedim Hristiyansın dedim. Nasıl Hristiyan oluyorsun dedim. Dedi la taktul ve la tesruk ve la tezni. İsa bunu demişti. Çalma, hırsızlık yapma yani. Adam öldürme ve zina etme. Bu dediği bak bütün peygamberler bunu söylemiş. Muhammed peygamber de dedi bunu söylemiş aleyhissalatü vesselam. Yani bir Hristiyan bile bu ölçüleri söyleyebiliyor bize. Çalma, hırsızlık yapma, haram yeme, rüşvet yeme, faizden, kumardan gelir elde etmeye çalışma. Allah'ın yasak kıldığı şeyden kazandığını cebine ve midene indirme. Uzak dur. Helal olan rızkın peşinde koş. Adam öldürme, kimseye haksızlık yapma, kimsenin arkasından konuşma. Kimsenin canına, malına kıyma. Bir de zina etme, Allah'ın yasak kıldığı bir ilişkiye girme. Çünkü zina eden evli, muhsan erkek ve kadının şeriattaki cezası ölümdür. 5 dakikalık, 10 dakikalık, 1 günlük, 2 günlük bir zevk için bütün bir ahiretini ve dünyasını feda ediyor. Onu düşünemiyor ama şu anda. O kadar yaygın ki bunlar, affınıza sığınıyorum. Bu mübarek yeri seyrederken, bu mübarek beldeyi seyrederken, şu manzaranın karşısında bunları söylemek zorumuza gidiyor. Ama vallahi çok yaygın bir durumda toplumda maalesef. Cenab-ı Allah hepimizi muhafaza etsin. Allah-u Teala hepimizi korusun. Allah-u Teala hepimize bu mübarek ayı, bu önümüzde gelecek olan Allah'ın bu aziz misafirinin kıymetini bilmeyi, Ramazan'da kendimize çeki düzen vermeyi nasip etsin. Sen Ali Efendi'yi seviyorsun, Veli Efendi'yi seviyorsun, Ahmet Efendi'ye bel bağlamışsın, Mehmet Efendi'ye gönül vermişsin, olabilir. Ama hepimizin gönlünde ortak olan bir sevgili var. Hepimizin ortak bir sultanı var gönlümüzde değil mi? Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim için o en büyük ortak ölçüdür. Onu aklımıza getirdiğimiz zaman aramızdaki bütün ayrılık gayrılıkları silmek zorundayız. Ve bütün yanlışlardan da sıyrılmak ve hataları terk etmek zorundayız. Yani ben şurada oturup seccademin üzerinde bazen televizyon açık oluyor. Salavat-ı Şerife çekmeye niyetlendiğim an dönüp kapatıyorum o televizyonu. Sesi kapalı bile olsa. Salavat-ı Şerife okumak. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed demek Allah'ın Resulüne selam vermektir. Selam. Olur ya Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın aziz ruhaniyeti hazır olur. Beni bir ortamda, beni bir yerde nasıl olsa salatü selam ben okurum diyorum. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Yani Ramazan'ı bir şey, çoğu kardeşlerimiz, çok insan var, çok beyler var, Ramazan'dan Ramazan'a Kur'an-ı Kerim'i alıyor. Hiç Kur'an-ı Kerim'in yüzünü bile açmıyor, hiç okumuyorlar. Bu yüzden bütün kardeşlerimize, ben Ramazan boyunca bütün sohbetlerde bunu dile getireceğim, Ramazan'ı bu ayı, bu senenin bu ayını Kur'an ayı olarak kabul edelim. Okuyabildiğimiz kadar Kur'an okuyalım. Günde 300-500 hiçbir şekilde yetinmeyelim. Bakın çoğumuz evimizde mahpusuz. Çoğumuz iş güç yok. Şu anda çoğumuz bir şekilde bu hastalıktan dolayı çok geniş bir zamana sahibiz hepimiz. Kardeşlerimizden ricam televizyonun önünde vaktinizi öldürmeyiniz. Bilgisayarın başında, internette bilmem nerede bu ömür sermayesini tüketmeyiniz. Vakit buldukça gündüz olsun gece olsun hemen açın Kur'an-ı Kerim'i. Bir sayfa bile fazla okusanız kârdır. Böyle düşünelim. Hepimiz bu ayı böyle yapalım. Bu ay hep Kur'an-ı Kerim'le geçirelim. Gecemizi de gündüzümüzü de Kur'an'la aydınlatalım. Kur'an Allah-u Teala ile tekellüm etmektir. Kur'an Cenab-ı Allah'la konuşmaktır Celle Celaluhu ve Celle Şen. Ama bunu çok fazlaca yaparsanız hissetmeye başlarsınız. Yani kardeşlerimize tavsiyem, biz mesela hacca umreye gittiğimiz zamanlar tabii ki farklı oluyor. Seyda'dan dolayı, Burhanettin Efendi'den dolayı, Seyda Burhanettin Efendi bazen bir buçuk günde bir hatim bitiriyor. Ne zaman gitseniz Kabe-i Muazzama'da nerede görseniz önünde Kur'an okuyor. Onun gibi Kur'an okuyan kimseyi görmedim inanın. Medine'de de Mescid-i Nebevi'de de ala sakini Abdülsallat. Biri gelir yanına, konuşmak isteyecektir. Fişe hemen elini uzatır. O raflardan bir Kur'an alır. Adamın eline Kur'an-ı Kerim verir. O kadar. Yani Kur'an oku. Bizim ortak, bizim konuşma, o sohbetimiz Kur'an olsun. Ortak noktamız Kur'an olsun. Hepimiz beraber Kur'an okuyalım ama az değil. Çok okuyalım. Bunu Kabe'deki, Mekke'deki kardeşlerimize de tavsiye ediyorum.
Bol bol Kur'an-ı Kerim'le vaktinizi geçirin. Bilhassa bu Ramazan ayını öyle yapalım inşallah. Bir de ben Mekke'ye geldiğim zaman kardeşim, onu da söyleyeyim, fazla uzatmıyorum sohbeti isterseniz. Ben Kabe'de oturduğum zaman hep ne hayal ederdim biliyor musunuz? Ederim yani. Buraya şu duvarlar var ya, şu Kabe'nin dört duvarı. Bu dört duvara öyle bir çift göz değmiştir ki, belki onun gözünün değdiği noktalardan birine bizim bakışımız, bizim gözlerimiz değer. Hep o hayalle Kabe'yi seyretmişimdir. Burada, burada, buranın neresinde Fahri Kainat oturdu da seyretti aleyhissalatü vesselam. Allah'ın Resulü kim bilir hangi duvar, hangi köşesinde, kim bilir neresinde oturup Kabe-i Muazzama'yı seyretti, temaşa etti derim. Böyle dolaşırım, gelirim, bakarım, otururum. Acaba burasına baktı mı? Acaba Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kabe'nin burasında oturup da Kabe-i Muazzama'yı seyretti mi diye. Ben Kabe'de en çok onunla meşgul olurum. En çok onunla meşgul olurum. Kardeşlerimize Kabe'de olan, Mekke-i Mükerreme'de, Ümmül Kura'da yaşayan kardeşlerimize de bunu tavsiye ediyorum. Bu şekilde orada yaşamaya, orada onu hissetmeye çalışın. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın orada geçirdiği günleri hissetmeye çalışın. Orada çektiği eziyetleri, orada duçar bırakıldığı eziyetleri, nasıl saldırılara maruz kaldığını, oranın halkının, Mekke halkının, Kureyş'in ona neler neler yaptığını hayal edin. Sonra da biz kendimize ders çıkaralım bütün bunlardan. Allah hepinizden razı olsun. Rabbül Alemin. Hocam Allah sizden razı olsun. Sağ olun, çok sağ olun. Estağfurullah, estağfurullah. Bizim görevimiz keşke hocam, her gün. Orada oturmak yasaktır. Sizin bereketinizden midir? Estağfurullah. Ben şimdi estağfurullah. Size göstermek isterim. Seyide bacım sizin bereketiniz. Ben de ona inanıyorum. Siz o ehli beyttenim dediniz. Emrettiniz onun için. Dedim ki sizin duanızı Allah alayım diye ben sohbet ediyorum. Allah razı olsun. Rabbimden bu duanız var, sevilsin inşallah. Ben size Hacer-i Esved'i bir göstereyim. Bir dakika. Rabbim maşallah. Kur'an'ı alsın, bir an evvel gelelim. Siz bize dua edin de biz bir an önce gelelim efendim. İnşallah hocam. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Bismillahi Allahu Ekber. Biz de şimdiden buradan selam verelim ki Allah orada da selam vermeyi bize nasip etsin inşallah. Hazreti Ömer'in bir meselesi vardır biliyorsunuz. Onu da hemen söyleyeyim Hacer-i Esved'le ilgili. Bir gün geliyor Hacer-i Esved'in karşısında duruyor. Sen bir taşsın diyor. Hiç kimseye ne faydan ne de zararın dokunmaz diyor. Ama Allah'ın Resulü sana selam verdiği için sana selam veriyorum der. Bunu biliyorsunuz değil mi? Evet hocam Allah razı olsun. Peki bunun devamını biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. İşte maalesef bize hep bunu anlattılar. Hazreti Ömer geldi, Hacer-i Esved'in önünde durdu. Sen bir taşsın. Kimseye ne faydan ne zararın dokunmaz. Ama Allah'ın Resulü sana selam verdiği için ben de sana selam veriyorum. İstilam ettiği için istilam ediyorum. Buraya kadar anlatılır. Gerisi bütün kitaplarda var ama anlatılmaz. Diyor ki Hazreti Ali arkasındaydı. Hazreti Ömer bunu deyince dedi ki öyle söyleme ya Ömer dedi. Vallahi ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan işittim. Bu taş kıyamet günü kendisini istilam edenlerin hepsine şefaat ve şahitlik edecektir dedi. İnşallah, öyle inşallah. Deyince diyor Hazreti Ömer'in gözlerinden yaşlar aktı. Koştu ve Hacer-i Esved'e sarılıp öpmeye başladı diyor. Orada meş'ari haramdır burası. Orada birçok ayetler var. Hacer-i Esved var. Lükn-i Yemani var. Makam-ı İbrahim var. Bunların hepsi kıyamet günü şahitlik edecek. Kabe şefaat edecek ve şahitlik edecektir. İnşallah. İnşallah. Allah sizden razı olsun bize bu güzelliği yaşattığınız için. Cezakallah elf hayır. Elf hayır ya. Şükran ya uhti. Şükran ya uhti ya seyyideti. Fi emanillah. Sizleri burada görmeyi nasip etsin. Tekrar gelesiniz inşallah. Nattu bu davatik. Çok teşekkür ederim. Nattu bu davatik ya uhti. Fi emanillah. Allah yurda annek ya Rabbi. Dünya maşallah. Arapçan da güzel. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selam. Yatkafiyam.